Aşağıdaki örnek, y'nin x'in bir fonksiyonu olarak grafiğini gösteriyor. İşte buradaki grafik. Ardından da bazı sorular sormuşlar. Fonksiyon grafiğine dayanarak bu aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. Bu eksen y eksenimiz, yani dikey eksen, yatay eksen de x ekseni. Baştan itibaren x arttığında, şimdi bunu düşünelim, baştan itibaren dediğine göre x eşittir 0'dan başlıyoruz ve x artıyor. Y'ye ne oluyor? Y düşüyor. Burada o zaman düşüyor seçeneğini seçiyoruz. Böylece ifade baştan itibaren, en baştan itibaren x arttığında y düşüyor oluyor. Güzel, bir sonraki. X eşittir 0 ve x eşittir 3 arasında grafiğin eğimi buradaki boşluğa eşittir denmiş. Yani x eşittir 0 ve x eşittir 3 arasında grafiğin eğimi nedir? Burada x yönünde her bir birim ilerlediğimizde, y yönünde aşağı doğru, yani negatif bir birim ilerliyoruz. X yönünde bir birim daha ilerlersek, y yönünde negatif bir daha ilerleriz. Dolayısıyla x'teki her bir birimlik hareketimiz, y'de de negatif bir birim şeklinde oluyor. Bu yüzden de eğimin tanımı olarak, y'nin x'e göre değişimi, eksi 1'e 1'dir. Yani negatif 1'dir. Bunu grafikte görebiliyoruz. X'in her bir birimlik artışında y bir birim düşüyor. X eşittir 3'ten başlayarak x arttıkça boşluk. Burada x eşittir 3'ten başladığımızda x arttıkça y de artıyor. Burada görebilirsiniz. Burada da o zaman y artar seçeneğini işaretledik. Şahane. X 3 ile 5 arasındayken grafiğin eğimi boşluğa eşittir. Burada da x 1 birim arttığında y 3 birim artıyor. Yani y'deki değişim 3, x'teki değişim 1. Eğim y'nin x'e göre değişimi, y'nin x'e göre değişimi, yani 3 bölü 1. O zaman burada da 3 seçeneğini işaretledik. X her 1 birim arttığında y 3 birim artıyor. X eşittir 0 ve x eşittir 4 arasında y'ye ne oluyor bakalım. Burada küçük eşittir, büyük eşittir veya eşittir seçebiliyoruz. X eşittir 0 ve x eşittir 4 arasında y küçük eşittir 0 olur. O zaman burada da küçük eşittir seçeneğini işaretledik. Son soruda da x eşittir 4 ve x eşittir 8 arasında ne olduğunu soruyor. Bu durumda da y büyük eşittir 0 olur. Evet, umarım acemice bir hata yapmamışızdır. Bir bakalım, cevabımızı kontrol edelim. Doğru yapmışız. Çok güzel.